Xavi Iniesta olmadan da değerli. Ancak Iniesta ile bir başka. Birkaç örnek daha vermek isterim aslında. Ancak anlatmak istediğim çok şey var. Kısacası bazı şeylerle bir araya geldiğinde gücü katlanarak artar. Bugün de milli savunma sanayi söz konusu olduğunda en kritik unsurlardan birini masaya yatıracağız. Üretilen her platform için elektronik harp ve sinyal istihbaratı yetenekleri ciddi bir önem arz ediyor. Hatta insansız araçların da böylesi bir kabiliyete sahip hale gelmesi bu alanda tüm dengeleri değiştirebilir. GZT envanter 10 başlığa sığmadı ve envanterimiz 11 parçasını anlatmak üzere hazır. Sonunda bir değerlendirmem olacak tabii. Lafı çok uzattım. Hemen başlıyorum. Listemizin ilk sırasında Coral 1 var. Aslında Coral'ın hikayesi bundan yaklaşık 14 yıl öncesine dayanıyor. 30 Temmuz 2009'da Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı bir anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşmadan sonra başlayan çalışmalar Şubat 2016'da teslimatla sonuçlandı. Burada bir parantez açayım. Coral ismi kara konuşlu radar aldatmadan geliyor. Proje, taktik tekerlekli ağır hizmet aracı üzerine entegre edilmiş, geniş bir frekans bandında çalışan bir radar elektronik destek sistemi aracı ve her biri belli frekans bandlarında yayınları karıştırma yeteneğine sahip 4 radar elektronik taarruz sistemi aracından oluşuyor. Coral, inanın tahmin ettiğinizden çok daha yetenekli. Dinleme, yön kestirme, karıştırma, aldatma ve ses basma gibi çok sayıda özel kabiliyete sahip. Ayrıca çok sayıda yabancı analistin iddiasına göre Coral 2 ayrı tehdide karşı aynı anda kullanılabiliyor. Coral radar elektronik taarruz sistemi yaklaşık 170 kilometrelik bir menzile sahip. Yani bu menzil İstanbul ve Yalova arasındaki mesafeyi eşitleyebiliriz. Coral radar elektronik destek sisteminin ise aracın bulunduğu konumun deniz seviyesinden yüksekliğine ve düşman radarın gücüne bağlı olarak 300 ila 500 kilometre menzile kadar kullanılabileceği tahmin ediliyor. Coral 2, Selefi Coral 1'e kıyasla farklı bir temele sahip. Bir gaz tabanlı TR modülden oluşan Coral 2, GAN temelli HEMT ve MIMIC yapılarının kullanılmasıyla oldukça geniş band ve yüksek çıkış gücü isteklerine cevap verebiliyor. Coral 2, bu özellikleriyle hem radar elektronik destek hem de radar elektronik taarruz rolünde daha geniş bir frekansa çıktığına sahip. Coral 2 ile ilgili paylaşılan maket görsellerinin sistem konfigürasyonunda yaşam yeri aracı, bakım yeri aracı, operasyon kontrol ünitesi, 2 adet radar elektronik destek aracı ve 4 adet radar elektronik taarruz araçları olmak üzere farklı rollere yönelik araçların yer aldığı da görülüyor. Sistem konfigürasyonundaki araç sayısı kullanıcıya bağlı olarak 11 araca kadar da çıkabiliyor. Ayrıca Coral 2'de birinci versiyonuna göre radar elektronik destek araçlarındaki anten yapılarındaki farklar ve Coral 1'den farklı olarak 2 adet radar elektronik destek aracının olması da dikkati çekiyor. Bu maddeye geçmeden konu dışı bir detay paylaşmak istiyorum. Seymen isim olarak benim en sevdiğim ürünlerimizden biri. Seyri sefer elektronik taarruz sistemi. İnsan duyunca bile hissediyor desem sanırım abartmış olmam. Seymen ile İHA, helikopter, uçak, silah, güdümlü mermi, füze, komuta kontrol sistemleri, kara, hava, deniz platformlarında kullanılan küresel konumlama sistemleri gibi hedeflere elektronik bir taarruz yapılabiliyor. Saydıklarımın ne olduğunu fark etmişsinizdir. Seymen, dünya savunma ve taarruz sistemlerinin yaklaşık %80'ine uygun çalışıyor diyebiliriz. Seymen'in önünde yaklaşık 2 yıllık bir takvim var. Bu süreçte tüm aksaklıklar giderilecek ve teslimat gerçekleştirilecek. Sistem, radar, elektrooptik ve elektronik harp unsurlarının askeri taktik araç üzerine entegre edildiği tek bir shelter üzerinde bütünleşik çalışabileceği bir çözüm de sunuyor. Meteksan savunmaya göre Seymen, yüksek güvenilirlikte aynı anda birden fazla küresel konumlandırma sistemi kullanan aynı veya farklı yönlerdeki seyir sefer sistemlerini karıştırıp aldatabilecek. Ayrıca birden fazla sistem koordineli görev icra edebilecek. Seymen sistemi aynı zamanda tespit edilen küresel konumlandırma sistemi sinyalini kayıt ve analiz yeteneğine de sahip olacak. Kara kulak, HF frekans bandı içerisinde tarama yapabilme özelliğiyle algılanan tüm haberleşme yayınlarının yönlerini kestirebiliyor. Oldukça iddialı bir giriş oldu, ancak her şey bununla da sınırlı değil. Yerlerin belirlenmesi, dinlemeler, parametre çıkarımları ve kaydedilmesi gibi işlemler de kara kulak tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Hatta kara kulak için şöyle bir yorum iliştirmiş olayım. Onu vahşi doğadaki güçlü bir avcı olarak değerlendirebilirsiniz. Kara kulak, sistemde sayısal harita altyapısı üzerinde yer belirleme yeteneğiyle de ön plana çıkıyor. Sahadaki iki veya daha fazla sistemle seçilecek uygun haberleşme altyapısıyla koordinasyonu sağlıyor ve hedefe ait yerin tespitini kolayca yapıyor. Evet, kara kulak gerçekten çok yetenekli. Yine Aselsan tarafından geliştirilen bir muharebe elektronik harp sistemiyle karşı karşıyayız. ILGAR, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muharebe sistemlerine
elektronik bir taarruz uygulanması istendiğinde kullanılabilecek. Ilgar için yeni çözüm üreten hasımlara karşı çözümler üretiyor demek sanırım en doğru yorumlardan biri olacak. Ilgar, hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla da kullanılıyor. Özetle Ilgar'ın olduğu yerde taktik sahada ciddi bir avantaj sağlandığı apaçık. Puh taşınabilir dinleme ve kestirme sistemi, operasyonel sahada taktik muharebe birimlerini desteklemek için ideal bir çözüm olarak tasarlandı. Bu bilgiden yola çıkarak, vaat ettikleriyle savaş yahut çatışma bölgelerinde Puh'a sahip olmanın ciddi bir ayrıcalık olduğunu dahi söyleyebiliriz. Kompakt boyutlara sahip Puh, taşınabilir geniş bant kestirme birimi, sinyal işleme yetenekleri ve özel kestirme algoritmaları vasıtasıyla yüksek doğrulukta yön çizgileri üretiyor. Taşınabilirlik, kullanıcı dostu kullanım ve yeniden yapılandırılabilir anten alternatifleriyle yer birliklerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Puh'u iki kişi tarafından taşınabiliyor, kısa bir süre içerisinde kurulabiliyor yahut toplanabiliyor. Yön bilgilerini birleştirerek hedefin yerini belirleyip ve sayısal harita üzerinde de gösterebiliyor. Puh için iki kelimelik bir tanım yapacak olsam oyun değiştirici derdim. Hatta bu tanımı size de tavsiye ediyorum. Merter Sırt tipi taktik saha elektronik taarruz sistemi, muharebe bandında hedef unsurlarının haberleşmesinin uzak mesafeden engellenmesinde kullanılacak bir elektronik taarruz sistemi olarak tasarlandı ve geliştirildi. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla hayata geçirilen sistem, muharebe bandının tamamını kapsayarak tripod veya mast üzerinde sabit konfigürasyonda veya sırtta taşıma aparatı ile teker konfigürasyonda kullanılabilecek. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleriyle yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla da kontrol edilebilecek. Ek olarak istenildiği durumda taşınabilir elektronik taarruz sistemi uzaktan radyo link vasıtasıyla da kontrol edilebilir yapıda bir sistem olarak tasarlandı. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, jeneratör, araç alternatörü, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek. İHASOŞ, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2022 hedefleri arasında en güçlülerden biri konumundaydı. Hatta yıl demişken söylemeliyim, 2021 ve 2022'de Türk savunma sanayi için ciddi bir elektronik harp süreci diyebilirim. Bu süreçte çok sayıda adım, düşmana bakan gözleri, onları duyan kulakları arttırmak için atıldı. Söz konusu sistem ile birden fazla noktadan kestirme alınması hassasiyeti artıyor. Özellikle hava platformlarının karadaki bir takım yansımalardan etkilenmemesinin avantajı ile hava sistemleri ile yer sistemlerinin birlikte aldığı konumlandırma hassasiyeti çok daha iyi sonuçlar veriyor. İHA'ların SOJ yani Standoff Jammer olarak kullanılması ile İHA'lar hedef ülke, erken ihbar ve hava savunma radar sistemlerinin harekat bölgesindeki tespit, teşhis ve takip yeteneğinde zafiyet oluşturmak amacıyla da kullanılabilecek. TUSAŞ ve Aselsan İş Ortaklığı tarafından yürütülen HavaSOŞ projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatıldı. Havada uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetine sahip HavaSOŞ sistemleri, Türkiye'nin savunmada dışa bağımlılığı, asgariye indirilmiş ülke hedefine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere hava platformunda uzaktan elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerine sahip HavaSOŞ uçaklarının yanı sıra planlama ve eğitim merkezleri, hangar ve SOŞ filo binaları, yedek parçalar, yer destek ekipmanıyla eğitim ve entegre lojistik destek hizmetleri de sağlanacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin dış tehditlere karşı gerçekleştirilebilecek hava taarruz harekatlarında kullanacağı bütünleşik HavaSOŞ sistemi, düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının tehdit bölgesine girmeden tespit edilmesine, karıştırılmasını ya da aldatılmasına olanak verecek. Sefine Tersanesi ve Aselsan ortaklığında geliştirilen Marlin SIDA, elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı olarak tarihe geçmişti. Yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip platform, su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatla ilgili çok önemli imkan ve kabiliyetlere sahip. Katıldığı NATO tatbikatında dikkatleri üzerine çeken ve kabiliyetlerini sergileyen Marlin SIDA, tatbikat boyunca başta elektronik harp ve sonu boyu ile hedefleri tespit olmak üzere Türk savunma sanayi adına oldukça kritik ilklere de imza attı ve tatbikatta katılan yerli yabancı yetkililerden tam not aldı. ...99,5 metre uzunluğunda ve tam deplasmanı 2400 ton olan TCG Ufuk, sinyal istihbaratı ve elektronik istihbarat gibi görevleri de gerçekleştirebilen
ve saatte 18 deniz mili azami sürate erişebilen gemi 30 blok halinde inşa edildi. Üzerinde Chaffrat radar sistemine benzer bir anten donanımı bulunan gemi 10 ton sınıf helikopterlerin iniş kalkışına uygun bir pisti de mevcut. Zorlu iklim ve deniz koşullarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olan TCG Ufuk, 45 gün boyunca açık denizde kesintisiz olarak görev yapabiliyor. TCG Ufuk'un elektronik taarruz gibi bir görev planı olmasa da topladığı veriler ve elde ettiği istihbarat bilgileriyle hem elektronik harp unsurlarımıza hem de güvenlik güçlerimize sahada büyük fayda sağlaması beklenmektedir. Ülkemizin ürettiği elektronik harp çözümlerini 3 kelimeyle yerli, milli ve özgün olarak özetleyebiliriz. Bu sistemleri kendiniz üretmezseniz dışarıdan alacağınız sistemlerin gerektiğinde ne kadar etkili olabileceği, hangi alanlarda kullanabileceğiniz gibi birçok soru ile baş başa kalabilirsiniz. Sürekli değişen ve gelişen bir yapıda olan elektronik harp sistemlerimizin güncel olması büyük önem arz ediyor. Türkiye kendi ihtiyaçlarına göre ürettiği özgün elektronik harp çözümleriyle önünde alması gereken uzun bir yol olmasına rağmen şimdilik oldukça iyi bir noktada. Söz konusu durumu takip için GZT Envanter serisi de sürekli teyakkuzda olacak. Bu arada sizden bir ricam var. Bu içerikte bahsettiğimiz ürünler arasından daha yakından tanımak istediklerinizi bize yazın. GZT'de içerik haline getirelim. Hatta insansız araçların da böylesi bir kabiliyete sahip hale gelmesi bu alanda tüm dengeleri değiştirebilir. GZT Envanter 10 başlığa sığmadı ve envanterimiz 11 parçasını anlatmak üzere hazır. Sonunda bir değerlendirmem olacak tabii. Lafı çok uzattım. Hemen başlıyorum.